değerli basın emekçileri, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 500 gün önce tutuklanan, haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin 500. günü. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve bağlı odalar olarak tam 500 gündür İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de her gün arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz ve mesnetsiz şekilde tutuklanmalarını kabul etmediğimizi, onların özgürlüklerine kavuşuncaya kadar bu nöbetimizi devam ettireceğimizi ifade etmiştik. Bugün İstanbul'un yanında Ankara'da, İzmir'de ve TMOP'a bağlı diğer illerdeki İKK temsilciliklerinde arkadaşlarımızın tutukluluklarının sona ermesiyle ilgili bir ortak basın açıklaması düzenleyeceğiz. Bugünkü programda öncelikle tüm herkese çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Süreci şöyle yapacağız arkadaşlar. Katılan kurumları ve dostlarımızın isimlerini sayacağız. Çok fazla kişiye söz verme şansımız yok maalesef. Ailedeki arkadaşlarımızın ailelerine söz vereceğiz. Birkaç da kurum temsilcisine söz vererek basın açıklamamızı tamamlayacağız. Öncelikle buraya gelerek bizlerle destek olan, dayanışma içinde olan kurumları okuyorum. Validebağ Savunması, Maltepe Forumu, Toplumcu Meclis, Kaz Dağı İstanbul Dayanışması, Doğa İçin Sanat, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Cumartesi Anneleri, Haydarpaşa Dayanışması, Kadıköy Kent Dayanışması, Tüm Emekliler Sendikası, İstanbul Tabip Odası, BTS İstanbul Bir Nolu Şube, Sol Açık Fenerbahçe Taraftar Grubu, Solev Sosyal Dayanışma Vakfı, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve Gökhan Zeybek, TKP 1920, Fatih Dayanışması, Sporcular Parkı Forumu, DİSK İstanbul Temsilciliği, DİSK Dev Yapı İş, Türkiye İşçi Partisi Bahçeli Evler İlçe Örgütü, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi, KESK İstanbul Şubeler Platformu, Sol Parti İstanbul İl Örgütü, İşçi Dayanışma Derneği, Validebağ Gönüllüleri, İstanbul Halk Evi Başkanlığı, Sosyal Haklar Derneği, evet arkadaşlar, unuttuğumuz kurumlar varsa, Bakırköy Kent Savunması, evet, anlayamadım, halk burada, evet,
Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar katılımınız için. Eski milletvekillerimizden Ali Şeker de burada. Hoş geldiniz. Oya Ersoy da burada, evet. Bursa Piroğlu burada. Evet, gazeteci dostumuz Zafer Arapgil aramızda. Çok teşekkür ederiz. Fikoder aramızda arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz onlara da dayanışmaları için. Evet arkadaşlar, her nöbette biz buralardayız. Sizler de bizlerle birlikte oluyorsunuz. Dayanışma içindesiniz. Biz de buradan Mücella'ya, Can'a, Tayfun'a, Mine'ye, Çiğdem'e, Hakan'a, Osman'a selamlar gönderiyoruz arkadaşlar. Onlarla onur duyuyoruz. Onların yanında olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Şimdi arkadaşlarımızın ailelerine kısaca söz vereceğiz. Sonra da basın açıklamamıza geçeceğiz. Öncelikle Can'ın babası sevgili Mustafa Atalay'a söz vermek istiyorum. Buyurun Mustafa. Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Dayanışmanıza teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği ve bağlı odaların yöneticilerine, üyelerine 500 gündür yılmadan, usanmadan adalet nöbetini devam ettiriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. 500 gündür burada kadim dostlarımız var. Devamlı gelen, onlar da var olsunlar, sağ olsunlar. Dostlar ben İki konuya belki de üç olur değinmek istiyorum. Öncelikle Gezi davasını belgesiz, dayanaksız olarak mahkumiyet verilmiştir. Bunu dikkatinize sunuyorum. Bir önceki duruşmada oy birliğiyle beraat verilen, Kavala'ya da tahliye kararı verilen hüküme siyasiler el sokmuşlardır ve bu kararı sürecini tekrar etmekte zorluk görmüyorum. Kategorileriyle o mahkeme şu birleştirildi, çarşı davasıyla birleştirilerek oyun oynanarak belgesiz, hukuksuz karar verilmiştir. Bu mahkeme heyetinde son mahkumiyet veren Kavala'ya müebbet, diğer kardeşlerime, arkadaşlarımıza verilen 18 yıl cezanın bir yargıcından bahsetmek istiyorum. Bu yargıç Fethullahçı hakimler, yargıçlar temizleniyor diyerek boşaltılan, yargıya atanan AKP'li militan kadrolardan birisidir. Öncesinde yargıç olmadan önce Samsun'un Bafya ilçesinde serbest avukatlık yapan, belediyede hukuk danışmanlığı yapan, AKP'den milletvekili aday adaylığı müracaatı yapan ve sosyal medyada da Tayyip Erdoğan'a güzellemeler sunan bir kişidir. Bununla kalmıyor. Eşi Samsun ve Bafra çevresinde itirafçı olarak müracaat ediyor. Ne kadar akrabası varsa kendileri de öyle iddia ediliyor ki Fethullah'la ilişkili.
FETÖ'yle bağlantıları var diye ihbar ediliyor ve kendisini böylelikle takipsizliğine vurduruyor. Yani bunu niye anlattım? Siyaset yargının yargıya elini soktuğu için anlattım. Şunu yargı makamlarına şöyle çağrı yapıyorum. Gezi davasında şiddet varsa görüntüsünü göstersinler. Eylem varsa görüntüsünü göstersinler. Taş atma varsa görüntüsünü göstersinler. Ama şu görüntüyü hepimiz biliyoruz. Can'la Tayfun İdare Mahkemesi'nin Gezi Parkı'nın yürütmeyi durdurma kararını tomalara salladıkları televizyon hala televizyonlarda görüntüleri dönüyor. Can'la yani Gezi davasında yargılanan arkadaşlarımız mı şiddete maruz bulunmuşlar yoksa emniyet güçleri mi bulunmuşlar? Bu emniyet müdür yardımlarından birisi 15 Temmuz'da Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nden Toma'nın içinden çıktı arkadaşlar. Bu birinci söyleyeceğim. İkinci söyleyeceğim. Kasım seçimleri öncesinde Millet İttifakı 2400 maddelik, ben ona demokrasi maddeleri diyorum. İşte parlamenter sisteme geçişi söylediler. Fakat ondan sonra unuttular. Yani hukuku unuttular, hakkı unuttular. Sadece kendilerinin özlük haklarıyla meclisten nelerden faydalanırızı unuttular. Bakın, burada açıklıkla söylüyorum. Oğlumla ilgili söylüyorum, diğer arkadaşları da ziyaret ediliyor. Tek tek parlamenterler gidiyorlar. CHP'ler gidiyorlar. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu da gitti. İYİ Parti'den de giden var. Yeşil Sol Parti'nin genel başkanı da gitti. Bunları şundan biliyorum. Dönüp beni aradıklarından biliyorum. Ama arkadaşlar, parlamentoda bu söylediklerinin arkasında neden durmuyorlar? Bir parlamenter tutuklu. Bu yasa yarın bir gün döner, onlara da döner. Dönmese bile hukuka sahip çıkmaları gerekiyor. Millet İttifakı'ndaki şu anda grubu olan partiler, Emek Demokrasi İttifakı'ndaki olan şeylere sesleniyorum. Mecliste iş tüzüğü iyi bilirler, gündem dışı konuşma alarak bu Gezi davasını dile getirsinler. Gezi davasının üzerine çok gidilmesi gerekiyor. Yoksa iç işten geçmiş olacak. Siyaset Gezi özelinde davadan elini çeksin, genel olarak bütün siyasi davalardan elini çeksin. Yaşıyoruz. Katili, uğursuzu, esrarkeşi, tecavüzcüsü yeni tahliye ediliyor. Barış Pehlivan kardeşimiz içeri alıyor. Yorumla alınıyor bunlar. Artık şey geçti. Yani Fethullah döneminde kumpas davaları diye özetlediğimiz şeyde sahte belge üretiliyordu. Ama şimdi Gezi'de gördük ki belgeye bile ihtiyaç kaymadan ceza verdiler. Bu birincisi. Bu. En son söyleyeceğim de şudur arkadaşlar. Gezi eylemleri 81 vilayetin bir vilayet haricinde Türkiye'nin her yerinde milyonlarca kişi katıldı. Ben geçenki konuşmamda da söylemiştim, şimdi yine söylüyorum. Gezi eylemlerine katılan arkadaşlar, işte buraya gelen arkadaşlara teşekkür ederim, nöbetleri takip eden arkadaşlara teşekkür ederim. Ama o milyonlar eylemlerine, koydukları eylemlere sahip çıksınlar. Bu üç ilde her gün yapılan adalet nöbetlerine katılmalarını davet ediyorum. Son bir teşekkürü de şuradan yapıyorum. Biraz evvel arkadaşımız katılımcıları saydı. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ama
semtlerin bazısı oluşum, bazısı dayanışma gibi kurumlar var. Bunların sadece ikisini söyleyerek simgeleştiği için, kusura bakmasınlar diğerlerinde şey yaptığım için, Valdeba ve Haydarpaşa dayanışmasını diğer kurumların nezdinde bu kurumlara teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ve diyorum ki dik duracağız. Yılmayacağız. Çoğalacağız ve kazanacağız. Hürmetlerim. Mustafa abiye çok teşekkür ediyoruz. Can Atalay Mimarlar Odası hukuk temsilcisiydi ama aynı zamanda bir insan hakları savunucusuydu. Son seçimde benim doğup büyüdüğüm Hatay'dan milletvekili seçildi ve milletvekili olmasına rağmen hala içeride. Dolayısıyla Can'ın annesi Şükran annemiz de burada. Can'ın bir mesajını da Şükran anne okuyacak. Buyurun. Ayağa kalk, arkaya geç canım. Ayağa kalk, arkaya geç. Şu arkadaşımızın arkasına geç. Merhabalar, canım mesajını okuyorum. Bunca zamandır, tam 500 gündür dayanışmayı eksik etmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bir daha okuyayım. Bunca zamandır, tam 500 gündür dayanışmayı eksik etmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Adaletsizlik zulüm değil, biz kazanacağız. Eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ülkesini baştan başa hep beraber kuracağız. Yaşasın dayanışma. Can Atalay. Buradan adalet mensuplarına seslenmek istiyorum. Çocuklarının yüzüne bakarken utanmasınlar. Gerçek vicdanlarıyla ve hukuk kurallarıyla karar versinler. Evet. Şükran Atalay'a çok teşekkür ediyoruz. Halkın vekili kutlar etkilenir. Halkın vekili tutsak edilemez. Halkın vekili tutsak edilemez. Evet, tutsak arkadaşlarımızdan biri de Mine Özer'den. Mine'nin annesi Halide Hanım yanımızda. Onun mesajını da Halide Hanım okuyacak. Buyurun. Ben tutayım isterseniz rahat olun. Mine'nin haberi yok buraya geldiğimden. Onun için ben kendi yazdıklarım. Ben kendi yazdıklarımı okuyorum. Mikrofonu yaklaştır. 500 gün dile kolay. Sevdiklerimizi haftada bir cam arkasından seyrediyor. Ayda bir sarılıyoruz. Benim anne olarak dilim tutuluyor. Uzun uzun kızıma bakıp sadece seyrediyorum. Önümüzde bir Yargıtay kararı var. Kalp çarpıntısıyla bekliyoruz. Yargıtay hakimlerinden dosyayı önlerine aldıklarında hukuku arkalarına almadan karar vermelerini bekliyoruz. Lütfen kendi yakınlarını da düşünerek empati yapsınlar. Sadece anayasada yazan haklarını kullanmış, gezi tutsaklarını anayasal suç işlemiş gibi kabullenmesinler. İktidar ya anayasal hakları askıya alsın veya yani o zaman halk da bu hakları olmadığını bilsin ya da bu hakları kullananları suçlu kabul edip özgürlüklerini yıllarca ellerinden almasın. Bu ikilem niye? Dosyada yakınlarımıza işledikleri ağır suçlar atılıyor. İşlemedikleri ağır suçlar atılıyor. İşlemiş kabul etmişler.
belgesiz, kanıtsız suç olur mu? Bütün yetkilileri başta Cumhur'un başkanı olmak üzere vicdan muhakemesi yapmaya davet ediyorum. Adalet herkese lazım. Bakırköy'den hepinize selam getirdim. Evet, teşekkür ederiz Halide Hanım'a. Siyasi fırsatlar onurumuzdur. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Evet sevgili dostlar, aslında Gezi'nin sembol isimlerinden biri de Mücella Yapıcı. Mücella abla ilerleyen yaşına rağmen mücadelesini devam ettiriyor. İçeride gerçekten bu mücadeleye çalışmalarla devam ediyor. Kızı Cansu aramızda, ona söz vermek istiyorum. O cihazı öne çıkartamıyor mu? Nerede cihaz, nerede? Merhabalar herkese. Umarım sesim geliyordur. Bir böyle ufak şöyle başlayayım. Yine ilerleyen yaşı demesek bunu izlediği zaman. mesajını okuyorum. Sevgili dostlar, sevgili Osman Kavala 2137, bizler ise 500 gündür sizlerden uzağız. Ama sesiniz kulağımızda, muhabbetiniz görüldü damgası olan mektuplarımızdan. Adalet talebiniz, dayanışmanız ve desteğiniz ise her an yanı başımızdan. Bir tarafımızda Gezi'de kaybettiğimiz çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı, bir tarafımızda özgür, güzel günlere olan inancınız, inancımız. Hukuksuz günleri saydığımız değil, umudu yükselttiğimiz, üzerimize çöken karanlığı söküp attığımız günlerde birlikte olmak dileğiyle hepinizi kucaklıyorum. Mücella Yapıcı, Bakırköy Cezaevi. Teşekkürler sevgili dostlar. Hakan Altunay adına da arkadaşımız Akif Burak mesajı iletecek. Akif. Herkese merhabalar. Sevgili Hakan Altunay'ın mesajını paylaşıyorum. Sevgili dostlar, 500 gündür dayanışmayla sürdürdüğünüz nöbetinizi sevgiyle selamlıyorum. Bizi Türk milleti adına yargılayan ve 18 yıla mahkum eden makamlara tek bir sorun var. Bizi cebir ve şiddetle hükümeti iş yapamaz hale getirmeye çalışmakla suçladınız. Delil nerede? Belge nerede? Tanık nerede? Aylardır aynı soruyu soruyorum. Cevap veren yok. Adalet ve vicdanın tekrar çıka geldiği özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Hakan Altunay. Evet. Teşekkürler. Evet sevgili dostlar, Tayfun Kahraman, Şehir Plancıları Odası, önceki dönem İstanbul Şube Başkanımız, şimdi de
Onur Kurulu, Şehir Plancılar Odası Onur Kurulu üyesi. Onun için de sevgili eşi Meriç Demir Kahraman'a söz vermek istiyorum. Herkese merhabalar. 500 gündür yanımızda olduğunuz için, adalet nöbetinde bizi yalnız bırakmadığınız için, bugün burada olan ve olamayan ama yanımızda olduğunu bildiğimiz herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bugün 500. gün. 500 gün ne demek? Herkesi, bütün hukukçuları, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde dosyamızı önünde tutan hakimleri 500 günün ne demek olduğunu dosyaya bakarak düşünmeye davet ediyorum. Evlerine, eşlerine, çocuklarına, sevdiklerine baksınlar ve 500 günün ne demek olduğunu tekrar düşünsünler. Cumhuriyetimizin 100. yılında adalet, adaletin terazisi siyasetten değil, hukuktan yana olmalıdır. Önlerindeki dosyada sevgili Hakan'ın hepimizin aylardır sorduğu soruları cevabını bulabiliyorlar mı? Bir delil var mı? Bir şahit var mı? Bir ispat var mı? Tanık var mı? En kısa zamanda hepsinin özgürlüğe kavuşmasını diliyoruz. TUMOB'un bugün yayınladığı Gezi davasındaki hukuksuzların sıralandığı 12 maddelik metni herkesin çok dikkatle okumasını rica ediyorum. Tayfun'dan hepinize çok selam getirdim. Şimdi onun sizlere mesajını okuyacağım. Sevgili dostlar, tutukluluğun üzerinden tam 500 gün geçti ve bu hukuksuzluk hala devam ediyor. Muktedir güç göstermek, korku duvarları örmek üzere bizleri 500 gündür esir tutuyor. Gezi ile hep beraber demokrasi, adalet, özgürlük ve eşitliğe açtığımız kapıyı yüzümüze çarpmak istiyor. Fakat demir parmaklıklar arasında tutulsak da birlikte çıkılan bu yolda haklı taleplerimizi dillendirmeye, mesleki bilgi birikimimizi ülkemiz yararına kullanmaya, demokrasi ve adalet mücadelesine devam edeceğiz. Cezaevinde geçen 500 günde memleketimiz birçok olaya sahne oldu. En önemlisi 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle bugüne kadar meslek insanları olarak dikkat çektiğimiz deprem uyarılarımıza rağmen çok acı bir felakete yol açtı. Karşı çıktığımız için esir tutulduğumuz rantçılık kentlerimizin yerle bir olmasına neden oldu. Deprem tüm süslü sözleri boşa çıkan iktidarın afetlere karşı hoyratlığını ve iş bilmezliğini gün yüzüne çıkardı. Buna karşın 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yapılan hatalar ile demokrasi ve adalet isteyen milyonlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bizler bu karamsar tabloya rağmen demokratik, adil ve özgür bir ülkede, güvenli ve sağlıklı kentlerde eşit yurttaşlar olarak yaşam hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sevgili dostlar, geçen 500 günde demokrasi ve adalet talebine verdiğiniz destek ve yaşanan hukuksuzluğa karşı gösterdiğiniz dayanışma için çok teşekkür ederim. Umarım çok yakında bu hukuksuz tutukluk sona erecek ve özgür günlerde yine hep birlikte olacağız. O günün bir an önce gelmesi ümidiyle hepinizi hasretle selamlıyorum. Dostluk ve sevgilerimle Tayfun Kahraman, sizinle görüşürüz. Dostlar. Evet, ailelerimizi dinledik. Evet. Teşekkürler.
Aramızda 3 tane kurumumuz var. Onlara kısaca söz vermek istiyorum. DİSK İstanbul temsilcisi Asalettin Aslanoğlu. Evet, başkanım orada da konuşabilirsin. Sevgili dostlar, saygıdeğer basın mensupları. Dostlarımız bize 500 gündür içeriden elleri havada selam gönderiyorlar. Onlarca yıldır bizim topraklarımızda, memleketimizde Ruhi Su Usta'nın deyimiyle bir mahsus mahalde onlarca yüzlerce dostumuz, yoldaşımız tutsak tutuluyor. Ve bizler içeride, dışarıda, derste, sırada üzerimize gelen emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı bırakılan bayrağı yere düşürmemek için bize teslim edildiği noktadan daha yüksekte bizden sonrakilere teslim etmek için bu kavgayı inançla ve kararlılıkla devam ettiriyoruz. Etmeyeceğiz de. Bizden de sizlere selam olsun. Ozan'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Onlar ki toprakta, karınca, suda, balık, havada, kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Kahreden ve yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Sevgili dostlar, bu destanı yazanlara, bu destanı devam ettirmek için canını ortaya koyanlara, analarından, babalarından, eşlerinden, çocuklarından ayrı inançla, kararlılıkla bu kavgayı yürütenlere bin selam olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına selamlıyorum. Teşekkürler. AKP halka hesap verecek, gün gelecek, devlet dönecek. AKP halka hesap verecek. Evet, KESK İstanbul platformu. AKP halka hesap verecek. Evet sevgili dostlar. KESK İstanbul platformu dönem sözcüsü Aydın Hocam'a da söz vermek isterim. Aydın Hocamız buralarda mı? Yoksa peki İstanbul Tabip Odası birlikte birçok eylemde, birçok mücadelede birlikte olduğumuz İstanbul Tabip Odası'ndan yönetim kurulu üyesi Osman Küçük Osmanoğlu. Buyurun Osman Hocam. Evet arkadaşlar, anlatıldı. Hukuksuz yargılama sonucu 500 gündür Bakırköy'de ve Silivri'de tutsak olan arkadaşlarımızı, ayrıca 2137 gündür yine haksız hukuksuz şekilde içeride tutulan Osman Kavala ile dayanışma duygularımızı iletiyorum İstanbul Tabip Odası adına. Bugün arşivi incelerken bir şey haber geldi önümüze. Biliyorsunuz 2 gün önce Başakşehir Çamsakura Hastanesi'ni sel bastı. Sel baskınına uğradı. 9 yıl önce İstanbul Tabip Odası, İstanbul Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve şehir plancıları bir basın toplantısı yapmış. Ve orada sevgili Mücella ne demiş? Diğer arkadaşlarımız bu yalanı dolanı yapmayınları söylemiş ama Mücella demiş ki arkadaşlar burası dere yatağı. Burada sel olur. Yapmayın demiş. Yani bu bir kere daha gösteriyor. Arkadaşlarımız niye içeride? Bu rantçı, yağmacı düzene karşı oldukları için içeride tutsak tutuluyorlar. Bu bir kere daha gün önüne gelmişti. Bu yapılan Gezi Parkı'nın yağmalanmasına, ranta karşı oluşan Gezi direnişinin ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gösteren bir vurguydu. Bunu da belirtmek isterim. Yapmayın diyor, rant etmeyin, yağmalamayın bu bölgeleri. Burası insanı öldürürsünüz, insanın can kaybına, mal kaybına neden olursunuz. Ve bugün bu gerçekleşti. Ne kadar haklı olduğunu, buradan bir kere daha sevgili Mücella Yapıcı'ya selamlarımızı, ne kadar haklı olduğunu ve gurur duyulması gereken bir insan olduğunu
söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, sevgili dostlar, saat de ilerledi. Bir basın metnimiz var. Türkiye'nin her tarafında bugün bu basın metnini ortak şekilde okuyoruz. Basın metnine geçiyorum. Biraz bu tarafa dönersen mikrofon patlamaz. Tamam. Tamam hocam. Mesleki ve teknik bilgilerini halkın yararına kullandıkları için arkadaşlarımız 500 gündür tutuklu. Geziyi sahiplenmeye, arkadaşlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her bölgesinden, her yöresinden yurttaşlarımızın itirazlarını, taleplerini haykırdığı, ülke tarihinin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi direnişine suç isnat etmek, onurlu direnişimizi lekelemek amacıyla iktidarın güdümündeki yargı mensupları tarafından verilen hukuksuz tutuklama kararının üzerinden 500 gün geçti. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın Onur Kurulu üyesi Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın hukuk müşaviri Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarımız Çiğdem Mater, Mine Özer'den Hakan Altınay ve Osman Kavala herhangi bir hukuki gerekçe ve delil sunulmadan cezaevinde tutulmaya devam etmektedir. FETÖ mensubu emniyet görevlileri tarafından hukuksuz bir biçimde elde edildiği yargı kararlarıyla kesinleşmiş olan delillerin FETÖ firarisi bir savcı eliyle yeniden kıymetlendirilmesi sonucunda AKP milletvekili aday adayı olmuş bir hakim kararıyla arkadaşlarımız 500 gündür tutsak. Kendi amaçları doğrultusunda hukuku araçsallaştıran AKP iktidarı güdümündeki yargı mensupları eliyle ülke tarihinde en önemli kırılma anlarından biri olan Gezi'yi suçlamaya, manipülasyonlarla Gezi'nin aydınlık yüzüne leke bulaştırmaya çalışmaktadırlar. Değerli arkadaşlar, Gezi direnişi doğal alanlarımız, parklarımız, meydanlarımız betona boğulmasın. Kıyılarımız, ormanlarımız, meralarımız ranta kurban edilmesin diye sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarında hep birlikte barış içinde yaşayabilelim diye milyonlarca yurttaşın haykırdığı toplumsal bir olaydır. TMOP ve bağlı odaların en temel amaçlarından biri bilimi ve tekniği halkın yararına kullanarak kamusal alanları savunmaktır. Bu cümleyi tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. TMOP ve bağlı odaların en temel amaçlarından biri bilimi ve tekniği halkın yararına kullanarak kamusal alanları savunmaktır. Bu kapsamda milyonlarca yurttaşın toplumun ortak değeri olan Gezi Parkı betonlaşmasın diye İstanbul kentinin merkezindeki en önemli deprem toplanma alanı yapılaşmaya açılmasın diye yürüttüğü mücadelenin sözcüsü olmak suç değildir. Gezi bizim onurumuzdur. Gezi bizim onurumuzdur. Gezi bizim onurumuzdur. Arkadaşlarımız Gezi'ye katılan milyonların sözcüsü olmuşlardır. Dönemin Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, Mimarlar Odası Yöneticisi Mücella Yapıcı ve Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay suç işlememiş, tarihsel birikimle oluşmuş mesleki etik ilkelerimizin doğrultusunda TMOP çatısı altında üstlenmiş oldukları görevlerinin yerini gereğini yerine getirmişlerdir. Halkın çıkarlarını savundukları için Taksim Meydanı'na ve Gezi Parkı'na sahip çıktıkları için mesleki sorumluluklarının gereğini yerine getirdikleri için bu arkadaşlarımız 500 gündür hukuksuz, gerekçesiz bir şekilde cezaevindeler. Cezaevinde oldukları her gün, her an hukuksuzluk
katlanarak büyümektedir. Bir yandan da 500 gündür her gün tuttuğumuz adalet nöbetleriyle arkadaşlarımızın yanında olmaya, onlarla dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız dezenformasyon aygıtı haline gelen yandaş medya kanallarının iftiraları, tarihi kendilerine göre eğip bükmeye çalışan siyasetçilerin tüm yalanlarına rağmen toplum nezdinde masumiyetlerini, haklılıklarını koruyorlar. 500 gündür 3 kişilik koğuşlarda ailelerinden, sevdiklerinden uzak tutulmalarına rağmen bir an olsun sendelemeden onurlu direnişimiz Gezi'yi kararlılıkla savunuyor, toplum için yazmaya, çizmeye, üretmeye devam ediyorlar. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Gezi direnişine katılan milyonlardan intikam almak için hukuksuz bir biçimde tutsak edilen arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Gezi direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi davasında tutuklanan arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır. Gezi direnişinin arkasında dimdik durduğumuz gibi Gezi davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da yanında dimdik durmaya devam ediyoruz. 500 gündür sürdürdüğümüz adalet nöbetleriyle arkadaşlarımıza desteğimizi, arkadaşlarımızla dayanışmamızı dosta, düşmana gösteriyoruz. Tayfun Can Yücella, güzel günler yakında. Tayfun Can Yücella, güzel günler yakında. Tayfun Can Yücella, güzel günler yakında. Değerli arkadaşlar, bizler Gezi'ye baktığımızda bilim ve tekniğin ışığında tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, eşit, onurlu, barış içerisinde yaşayacağımız adil bir ülke umudunun ne kadar da diri olduğunu görüyoruz. Bizler bu umudun bastırılması, yok edilmesi için nasıl haktan, hukuktan koparak pervasızlaştıklarının farkındayız. Gezi'nin iktidar tarafından nasıl bir korku kaynağı olarak hala canlılığını, güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Tam bu sebeple bizler Gezi'ye, Gezi davasında tutsak edilen arkadaşlarımızı savunmaya, onlarla dayanışmaya devam edeceğiz. Bizler 500 gündür her gün sürdürdüğümüz adalet nöbetlerimizi arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşana dek sürdüreceğiz. Bu kararlı adalet mücadelemizi tüm dost kurum ve kuruluşlarla, tüm arkadaşlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Değerli arkadaşlar, Gezi direnişi sonrasında ortak kamusal alanlara dair oluşan farkındalık ve sahiplenme bugün Akbelen'de, Dikmece'de yeşermeye devam ediyor. Gezi'den korkmakta haklılar. Gezi'ye suç bulaştırmaya çalışmakta haklılar. Fakat bu beyhude çabaları karşısında arkadaşlarımızla yan yana, omuz omuza Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. Tutsak arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğe kavuşmaları için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz kazanacağız. Gezi kazanacak. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, hepinize teşekkür ederiz katılımlarınız için. Sevgili dostlar, Mustafa abi bir bilgi daha vermek istiyor iki cümleyle. Buyur. Dostlar,
yarın 55 baro başkanı Anayasa Mahkemesi'nde anayasaya, hukuka, kurallara, aldığı içtihatların arkasında durmak için Türkiye'nin 55 ilinden yola çıkıyorlar. Ben burada sizin nezdinizde Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na ve 55 baronun başkanına ve yönetim kurumuna teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Toplumun sağlıkları için. Biz de arkadaşlar Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına, tutuklu arkadaşlarımız adına hepinize yürekten coşku dolu teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.